Her iPhone kullanıcısının bilmesi gereken bazı taktikler, ipuçları, faydalı bilgiler var. Şimdi ben bu videoda size 15 adet faydalı, benim bildiğim, birçoğumuzun bilmediği şeyleri paylaşacağım. Var ya, bu videoda gerçekten vay be diyeceksiniz, şaşıracaksınız, teşekkür edeceksiniz. Belki de şey diyebilirsiniz birkaç. Ya ben zaten bunu biliyordum. Olabilir. Herkes her şeyi bilmiyor değil, bildiklerimiz de var. Ama bu videoda iPhone şarj takınca konuşmaktan tutun da gizlilik ile ilgili ipuçları veyahut da ikinci el iPhone almadan önce mutlaka bakmanız gereken şeyler veyahut da telefonda otomatik çeviri özelliği gibi 15 tane acayip bilgiler var. Yani gerçekten bu video çok faydalı. Yani başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlerseniz de sevinirim. Video geçmeden önce de bu tarz iPhone ipuçları için de beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi dostlarım, bu işlemleri yaptıysanız videoya geçebiliriz. İdris Can Ocaktan'la teknoloji bilgileri. Birinci özelliğimiz, birinci ipucumuz, iPhone telefonlarda otomatik çeviri yapabiliyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Diyelim ki siz bir WhatsApp'tan, Instagram'dan, mesajla, Telegram'dan, hiç fark etmez, herhangi bir yerden biriyle konuşuyorsunuz ve karşınızdaki kişi yabancı. Diyelim ki işte İngilizce konuşmanız gerekebilir, Çince konuşmanız gerekebilir, Almanca konuşmanız gerekebilir, hiç fark etmez. Burada Google'ın desteklediği dilleri çeviri yapabiliyorsunuz. Ben şimdi size bunu göstermek istiyorum. Ekranda bir WhatsApp ekranı mevcut, görebiliyorsunuz. Şimdi ben buraya şey demek istiyorum, çeviri yapmak istiyorum. Şu ortada bakın çeviri butonu var. Buna tıklıyorsunuz. Burada Detect Language diyor. Bunu tıklayarak siz mesela Türkçeden İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Çince'ye, Rusça'ya, işte Akan, Albanya, Arabik, Arma, hiç fark etmez. Her diller var. Ben İngilizcesi de göstermek istiyorum. Böyle tıkladınız. Type or paste text yazıyor. Şimdi ben bu diyeceğim ki merhaba, nasılsın? Dedim ve alt tarafta translate var. Buna tıklıyorum. Bu otomatik hello, how are you dedi ve bunu direkt gönderebiliyoruz. Şimdi bunu gönderdi. Diyelim ki bize bir mesaj geldi. Hello, how are you gelmiş olduğunu varsayalım. Buna üzerine basılı tutuyoruz. Bunu kopyala diyoruz. Tekrardan mesaj yazma yerine geliyoruz. Buradan bu klavyeyi seçip burada bakın tekrardan buna tıklayıp burada bu sefer bunu Detect Language seçelim. Çünkü dili algılasın, Türkçe'ye çevireceğiz. Buradan da Type or Paste Text yazan yere tıklayıp burayı yapıştırıyoruz. Ardından Hello, how are you? Bakın nasılsın olarak çevirdi. Bunu da yaptı. Bunu tekrardan nasılsın olarak gönderebiliriz. Yani hem biz kendimiz çevirebiliyoruz hem de karşı taraftan gelen şeyi çevirebiliyoruz. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmamız için de buradan Apple Store'a giriyoruz. Apple Store'da Gboard yazıyoruz. Gboard yazdıktan sonra bakın buradakini indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra da WhatsApp konuşmanızda diyelim ki şu sol altta dünya var. Buna basılı tutarsanız klavyeler gelir. Burada klavye ayarlarına girip klavyeleri tıklayıp buradan yeni klavye eklediyoruz. Sonra buradan Gboard'u seçiyoruz. Bende ekli olduğu için görünmüyor. Burada Gboard'u seçerseniz de bu çeviriyi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Umarım bu özellik sizin hoşunuza gider. Şimdi diğer özelliğe geçelim. Evet dostlar, şimdi ikinci özelliğimiz fotoğraf ve video çekim ayarları. Bunun için de ayarlara geliyoruz. Ayarlardan aşağı kaydırıyoruz. Burada kamerayı seçiyoruz. Kamerayı seçtikten sonra burada bakın biçimlerde yüksek verimlilik. Video kaydını 1080p'den 4K 30 veyahut da 4K 60 alabilirsiniz. Ben 4K 30 seçiyorum. Sinematik kayıtta da 4K 30 seçmeniz gerekiyor. Ardından ayarları koruda burada kendinize göre ayarları ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde QR kodlarını tara, algılanan metni göster, ızgara, ön kameraya yansıt, çerçeve dışının görüntüsünü seçerseniz çok süper olur. Bunun haricinde de lens düzeltme ve makro denetim var. Bu size göre değişir. Bunu kendiniz göre yapabilirsiniz ayarları. Bu benim ayarlarımdır ve bu ayarları yaparsanız da gerçekten güzel bir biçimde fotoğraf, video çekimi olacaktır. Şimdi üçüncü özelliğe geçebiliriz. Evet, üçüncü özellik ki ben bunu gerçekten çok seviyorum. Çok keyifli. Şimdi iPhone'umuzu şarj taktığımızda konuşmasını sağlayabiliyoruz. Nasıl mı? Şimdi burada öncelikle bizim kestirme eklememiz gerekiyor. Kestirmelere giriyoruz. Ben öncekini sileyim. Burada kişisel otomasyon yarat var. Buna tıklıyoruz. Ardından burada şarj aletine gelip bağlıyken seçip sonraki diyoruz. Burada arama yerine diyoruz ki metni seslendir. Metni seslendir diyoruz. Sonra yukarıda metin yazan yere tıklayıp diyorsunuz ki off yine mi şarj olacağım. Sonra yanındaki oka tuşu tıklayıp burada ses var. Yelda yerine Siri seçip sonraki deyip burada çalıştırmada önce sor var. Bunu kaldırmanız gerekiyor. Bunu kaldırmazsanız bu süreçte şarj taktığını soracaktır. Ben bu kestirmeyi çalıştırayım mı? O yüzden bunu kaldırma deyip sorma deyip bitti deyip yapabiliyoruz. Şimdi tekrardan şarj taktığımızda diyecek ki of yine mi şarj olacağım. Bu gerçekten çok güzel. Şimdi bunu silmek için de bunu sola kaydırıp derseniz otomatikman silecektir.
Çaydan çıkarttığınızda da bunu ekleyebilirsiniz. Yine aynı mantıkta. Bu sefer pil bağlıyken değil de bağlı değilken seçmeniz gerekiyor. Bu oldukça basit. Üçüncü özelliğimiz ve benim çok sevdiğim özellik böyleydi. Şimdi bir sonraki özelliğe geçebiliriz. Instagram'dan, YouTube'dan veya da herhangi bir yerden video indirmek istiyorsunuz. Fakat bunu yaparken uğraşıyorsunuz. Uğraşmayacaksınız. Tek tuşla yani bu videoları indirebileceksiniz. Örneğin şurada benim bir tane videom var. Buna tıkladım. Bunu normalde indirmek istersem ne yapıyorum? 3 noktaya basıyorum. Buradan indir diyorum. Ama diyor ki bana sesleri kaldıracağım. Yani sessiz indirmen gerekiyor. Yani bu da hoşumuza gitmiyor. Ya da ne yapıyoruz? Bunu paylaşıyorum. Bunun en kolay yöntemi 3 noktaya bastık. Paylaş dedik. Bakın bende re-download seçeneği var. Buna tıklıyorum. Ve bakın yukarıda indirmeye başladı. Re-download sayesinde indirmeye başladı. Şimdi bakalım ne olacak. Burada otomatikman geldi. Peki bunu nasıl yaptım? Dostlarım bu bir kestirmeydi. Şimdi ben bu kestirmeyi size şey yapmayacağım. Hani tek tek nasıl yapılırsınız bunu anlatmayacağım. Bakın burada zaten ki bir sürü kod girmeniz gerekiyor. Siz bu kodu girmek zorunda kalmayacaksınız. Ben bunu açıklamalar kısmında ikototeknoloji.com adresinde bunun zaten blog halinde bir paylaşacağım. Oraya gidip size bir link bırakacağım. O linkten bu işlemi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu yüzden de ben bunu size anlatmayacağım. O linkten tıklayıp bunu yapabilirsiniz. Bu da gerçekten hayat kurtaran ve işimizi kolaylaştıran bir bilgiydi. Şimdi diğer bilgiye geçebiliriz. Şimdi Windows'a aktarırken çok problem yaşıyoruz. İşte kabloya takıyoruz olmuyor. iTunes'tan deniyoruz olmuyor. AirDrop'tan bir web sitesi bulup deniyoruz olmuyor. Şimdi elimde şu cihaz sayesinde de bakın ben bu cihaza bir tane böyle şu cihazı göstereyim. Bir tarafı iPhone'a diğer tarafı da böyle USB girişi olan bir cihaz 3.0 destekliyor. Elimde bir tane SanDisk marka bir 32 GB'lık bir şey var. Flash bellek var. Şimdi bunu buna takıyoruz. Ardından bunu buna takıyoruz. Ve artık telefonumuz bir USB flash belleğe takılabiliyor. Şimdi fotoğrafları açayım ve en son indirdim videoyu atmayı deneyeyim. Şimdi sol altta paylaş butonu var. Buna basıyoruz. Alt tarafta dosyaları kaydet diyoruz. Burada ana sayfaya geliyoruz. Bakın İdris Can yazıyor. Buna tıklayıp sağ üstte kaydet dersek de bakın otomatik ve çok hızlı bir biçimde flash belleğe attık. Şimdi bu flash belleği de bilgisayara taktığımızda otomatikman bizim attığımız video bilgisayara görünecektir. Bu ürünü soruyorsanız ve almak isterseniz de yine açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Gerçekten yani o kadar hızlandırıyor ki işlerimi anlatamam. Zaten siz de bunu aldığınızda göreceksiniz. Hayat kurtarıyor. Anlatamam yani size. Çok iyi. Şimdi arka iki defa tıkladığımızda Instagram nasıl açılır bunu göstermek istiyorum. Öncelikle kestirmelere giriyoruz. Bu kestirmeye girdikten sonra otomasyondan değil burada yeni artıya basıyoruz. Burada uygulamayı aç var. Buna tıklıyoruz. Uygulamada Instagram'ı seçmemiz gerekiyor. Buraya geldik. Instagram'ı seçtik. Yukarıda uygulamayı aç yazan yerin ismini değiştirmemiz lazım. Buraya da Instagram yazalım. Buradan bitti diyelim. Burayı hallettik. Şimdi ayarlara giriyoruz. Buradan erişebilirliklere giriyoruz. Ardından aşağı iniyoruz ve burada dokunma var. Dokunmayı tıkladıktan sonra en aşağıda arkaya dokun seçeneğinde çift dokunmayı seçiyoruz. Şimdi yine en aşağıya inmemiz gerekiyor. İndik. Burada bakın Instagram var. Buna tıklıyoruz ve kapatıyoruz. İkiye tıkladığımızda bakın Instagram açılmış oldu. Bu özelliği beğendiniz mi? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdi diğer özelliğe geçelim. Şimdi ekranımız açıkken bu ekranın ortasını buradan basılı tutuyoruz. Çıktıktan sonra özelleştir diyoruz. Şimdi bir kilitli ekranımız var. Bunu normal portre modunu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Portreyi seçmezseniz güzel görünmeyecektir. Şimdi sol tarafı renkli portreyi seçtim. Şimdi sağ tarafı da ana ekran var. Buna tıklıyorum. Normalde eşle seçeneği vardır ya da renkli seçeneği vardır. Belki sizde burada eşle renkli veya gradyansa olmayacaktır. Bunu bu en sağdaki fotoğrafa tıklamanız gerekiyor. Fotoğrafı tıkladıktan sonra da bakın dostlarım ne oluyor? Otomatikman kaydırınca hemen burada mükemmel bir biçimde oluyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu da deneyebilirsiniz. Şimdi diğer özelliğe geçelim. Evet şimdi ise iPhone'larda pil yüzdesi bakın yukarıda gözükmüyor. Şimdi belki bunu çoğunuz biliyorsunuzdur ama hala aramızda bilmeyenler var. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Buradan öncelikle ayarlara girmemiz gerekiyor. Ayarlara girdikten sonra burada pile girmemiz lazım. Pile girdikten sonra da yukarıda pil yüzdesini akbar getirirseniz bakın %96 pil yüzdesi var. Bunu görebilirsiniz. Buradan yine pil sağlığı ve şarj etmede maksimum kapasiteye de en yüksek performans yeterliliğini ve iyileştirilmiş pil şarjını seçerseniz de piliniz daha iyi giderdir. Buradan da diğer şeylere bakabilirsiniz. Pille ilgili anlatacaklarım şimdi bu kadardı. Diğer pratik bilgiye geçebiliriz. Şimdi 9. özellik gizlilik ve
takip edilmekle ilgili. Şimdi bazı uygulamalar bizi takip ediyor. Yani bizim yazdıklarımızı, konuştuklarımızı bunları takip ediyor. Bunları engellemenin çok basit bir yöntemi var. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi buradan yine ayarlara giriyoruz. Buradan gizlilik ve güvenliğe tıklıyoruz. Ardından ikinci sırada bakın takip etme var. Buna tıklayıp burada uygulamaların takip izni istemesine izin ver diyor. Şimdi sizde bu izin ver seçeneği böyledir. Bunu kapatmamız gerekiyor. Bu yüzden de buna tıkladığımız zaman bize soracak. Uygulamaların takibini sürdürmeye izin verin. Uygulamaların takibini durdurmalarını isteyin diyor. Yani şimdi bizim burada takibin durdurmasını istememiz gerekiyor. Bu yüzden ikinciye tıklayacağız ve bakın otomatikman hepsi kapandı. Artık uygulamalar başka şirketlere ait uygulamalarda bizi aktivitelerimizi takip edemeyecekti. Bunu da kapatmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer özelliğe geçebiliriz. Evet dostlar, diyelim ki ikinci el bir telefon aldınız. Fakat telefon yurt dışından mı, Türkiye'den mi veyahut da başka, yani nereden olduğunu bilmiyorsunuz ve bunu öğrenmek istiyorsunuz. Telefonu aldığınız kişiye dediniz ki ya bu telefonu nereden aldınız? Dedi ki kardeşim bu Türkiye malı, Türkiye'den git. Siz emin olamadınız, güvenemediniz. Bunu öğrenmenin aslında çok kolay bir yöntemi var. Yine ayarlara tıklıyoruz. Buradan genele giriyoruz. Hakkında'ya giriyoruz. Bakın burada model numarası var. MK8T3LL/A. Şimdi burada slash'in solunda iki tane harf var. Bakın bende LL yazıyor. LL'nin karşılığı Amerika'dır. Ben Amerika'dan almıştım. Şimdi siz de burada farklı şeyler yazabilir. Buradaki harflerin ne anlama geldiğinde yine açıklamalar kısmındaki web sitede ben detaylı bir blog yazısı paylaşmıştım. Orada bu şu anki anlattığım kısımda bulabilirsiniz. Sizin telefonunuz neresi? Oradan bakabilirsiniz. Baktıktan sonra da yorumlar kısmında yine yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum telefonlarınızı nereden alıyorsunuz? Bu özelliği de öğrenmiş olduk. Şimdi diğer özelliğe geçebiliriz. Evet şimdi diyelim ki Apple ID şifrenizi unuttunuz. Girmeye çalışıyorsunuz fakat giremiyorsunuz. Burada Apple ID şifre sıfırlamanın çok basit bir yöntemi var. Ayarlara giriyorsunuz. Yukarıdaki isminizin olduğu yere tıklıyorsunuz. Parola ve güvenlik yazan yere tıklıyorsunuz. Burada birkaç saniye bekliyoruz. Burada yukarıda parolayı değiştir var. Buna tıklıyoruz. Şimdi normal bir telefonun parolasını girmeniz gerekiyor. Parolayı girdikten sonra otomatikman iPhone'un şifresini değiştirebilirsiniz. Bu da çok basit bir yöntem. Burada çok rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bunu da öğrendiğimize göre artık diğer bilgiye geçebiliriz. Evet şimdi diyelim ki elinizde bir fotoğraf var, video var. Bunları da gizlemek istiyorsunuz. Gizlemek için de diyelim ki ben fotoğraflara geldim ve bu fotoğrafı gizlemek istiyorum. Sağ üstte 3 nokta var. Buna tıklayıp buradan gizle dersem bu fotoğrafı gizleyebilirim ve bu fotoğraf kayboldu. Burada da alçağa indiğimizde bakın gizliler var. Bu gizlileri de tıklayıp görebilirsiniz. Bakın gizli fotoğrafım burada. Peki bunu nasıl açabiliriz? Ayarlara girdikten sonra burada fotoğraflar var. Fotoğraflara tıklamanız gerekiyor. Fotoğraflara tıkladıktan sonra aşağı indiğinizde bakın burada gizli albüm göster var. Bunun açık olması gerekiyor. Siz bunu kapatırsanız gizli albümleri göstermez. Bunu da böyle açarsanız gizli albümleri gösterir. Yani eğer ki siz bir fotoğrafı gizlerseniz ve ayarlardan gizli albüm göster derseniz de fotoğraf tamamen gizlenecektir ve kimse bulamayacaktır. Ayarlara girip tekrardan gizli albümü açması gerekiyor. Bu da gerçekten kimsenin bilmediği, kimsenin kullanmadığı güzel bir özellikti. Ben bunu kullanmıyorum açıkçası ama kullanmamız gereken durumlar olabilir. Şimdi bu özelliği gösterdikten sonra geri kalan özelliklere devam edebiliriz. Bu özellikle diyelim ki bir çocuğunuz var, kardeşiniz var küçük. Böyle YouTube telefonu veriyorsunuz ve YouTube'dan videolar izliyor. Bunu yaparken de bazen eşi, dostu arıyor. Fotoğraflarınızı hikayede paylaşıyor, Instagram'da paylaşıyor, her şeyi yapıyor. Görüntülü arıyor falan filan. Şimdi bunlara müsaade etmek istemiyoruz. Peki bunu nasıl ayarlayabiliriz? Bunun için de iPhone'larda denetimli erişim diye bir özellik var. Bunu nasıl aktif hale getirebiliriz? Bunu göstermek istiyorum. Şimdi ayarlara giriyoruz. Buradan erişebilirliklere giriyoruz. Buradan aşağıya kaydırıyoruz ve denetimli erişim var. Bunu öncelikle açıyoruz. Şimdi bunun özelliği neymiş? iPhone'u tek bir uygulama tutuyor ve hangi özellikleri kullanacağımızı denetlememizi sağlıyor. Şimdi bunu açtık. Alt tarafta kestirme var. Bunu da tıklıyoruz. Çünkü bir kestirme yapmamız gerekiyor. Bu kestirme de şu yandaki kapatma tuşuna, açma tuşuna 3 kere bastığımızda aktif hale gelecektir. Burada parola ayarları var. Bunlara bakabilirsiniz. Şimdi ben YouTube'a giriyorum. YouTube'dan bir video açıyorum. Gördüğünüz gibi ekrana böyle bir şey geldi. Denetimli erişim diye. Şimdi seçeneklerden ses yüksekliği diye. Hangi düğmeyi kapatacağım seçebiliriz. Mesela yan düğmeyi kapattık. Ses. Bunların hepsi kapalı olmasını istiyorum. Bitti diyorum. Şimdi başlat dersem eğer
bir şifre girmeniz gerekecektir. Buraya sıfırdan herhangi bir şifre yazabilirsiniz. Yazdık. Şifreyi unutmayın ama sakın unutmayın. Ve şu an başladı. Bakın ben ekrana tıklıyorum. Açma kapama tuşuna basıyorum. Sese basıyorum. Kapatmaya çalışıyorum. Bakın hiçbir şey olmuyor. Her tuşa basıyorum şu an. Yani şu an bunu çocuğunuza verdiniz. Çocuğunuz artık gönül rahatlığıyla sadece bu ekranı izleyebilir. Peki bunu nasıl kapatabiliriz? Tekrardan yandaki şu tuşa 3 kere basacağız. 1, 2, 3. Şifreye girmemiz gerekiyor. Az önce yaptığımız şifre. Şimdi burada sol üstteki bitire tıklarsak da buradan denetimle erişimi bitirebiliriz. Ve artık gördüğünüz gibi kapatabiliyorum, açabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Bu da gerçekten çok önemli bir özelliktir. Genellikle bana bunu çocuğu olan insanlar Instagram'dan soruyor. Böyle bir şey var, bunu nasıl yapabiliriz diye. Ben de bunu sizler için paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi gelin diğer özelliğe geçebiliriz. Şimdi anlatacağım şey ise acil durumlarla ilgili. Ayarlara girelim. Buradan aşağı kaydırıp acil SOS var. Burada bakın basıp bırakarak ara. Düğmeye 5 kez basarak ara. Ciddi trafik kazasından sonra ara. Bunları aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yani şimdi 5 kere bastığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5. Burada bakın acil SOS geliyor. Bunu kapatıyoruz. Veyahut da ciddi trafik kazasından sonra ara. Yani bir iPhone'unuz sizin trafik kazası yaptığınızı algılıyor ve bunları otomatikman gönderiyor. Burada bunları yapabiliyorsunuz. Bu ayarları da gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Kendinize göre ayarlamanızı da yine tavsiye ediyorum. Bu da gerçekten çok önemli bir bilgiydi. Şimdi telefon görüntüsünü ekran ortasına alacağım ve size burada anlatacağım. İzleyebilirsiniz. Telefon satmadan veya değiştirmeden önce nasıl sıfırlanır size göstermek istiyorum. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Buradan aşağı inip genele tıklıyoruz. Burada en aşağıya kaydırıyoruz ve burada iPhone aktar veya sıfırla var. Eğer ki bütün içeriklerin silmesini istiyorsanız tüm içerikleri ve ayarları sil diyoruz ve buraya bütün her şeyi siliyoruz. Artık gönül rahatlığıyla yeni telefonunuza geçebilirsiniz. Dostlarım 15 adet iPhone taktik, ipucu, faydalı bilgi bunları sizin için paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi bu paylaştıklarım içinde sizi çok şaşırtan, gerçekten vay be dediğiniz şeyleri de yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bunun haricinde ya kardeşim bunlar da bilgi mi? Ben zaten bunları biliyorum derseniz de yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim burada anlatmadığım, sizin bildiğiniz veyahut da anlatmadığım, sizin yapamadığınız şey varsa da bana yazarsanız nasıl yapıldığını birlikte konuşabiliriz. Size yardımcı olabilirim. Bu yüzden de beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Telegram, Discord bunları takip edebilirsiniz. Twitch yayını da açıyorum bazen. Oradan da isterseniz oyun yayını falan gelebilirsiniz. Bunun haricinde de iPhone ipuçları için şu alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ortadaki bağlantıya tıklayarak da bana abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.